Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle kabul ve ret açısından hadis türlerini incelemeye çalışacağız. Biz hala mervi konusunu işlemekteyiz. Merviyi de değişik açılardan el almıştık. Kaynağı açısından dörde ayırmıştık. Sayı açısından ikiye ayırmıştık. Ve burada kabul ve ret açısından merviyi makbul ve merdud olmak üzere ikiye ayıracağız. Makbul dediğimizde sahih ve hasen hadisleri kastetmekteyiz. Ve burada gerek sahih gerekse hasen hadisler lizatihi ve li gayri olmak üzere ikiye ayrılır. Merdut hadisler ise zayıf ve mevzu olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak öncesinde şunu söylemem gerekiyor. Merdut hadis dediğimizde tamamen reddedilen hadis anlamına gelmiyor. Özellikle bu zayıf hadis türlerine baktığımız zaman zayıf hadisler birbirini desteklemesi halinde kabul edebileceğimiz bazı zayıf hadisler de olabilir. Yine mevzu hadis hakkında e, yanlış bilinen bir bilgi vardır. Mevzu hadis olması demek bir sözün tamamen yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Tamamen batıl olduğu anlamına gelmiyor. Mevzu olmasından maksat bu sözü Peygamber Efendimiz söylemedi. Bu eylemi Peygamber Efendimiz yapmadı. Bu hadiseyi, bu mevzuyu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onaylamadı anlamına gelmekte. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispeti, isnadı, izafe edilmesi doğru değildir. Ya değil birçok mevzu hadisin manası doğrudur ve doğru olma ihtimali yüksektir. Onun için mevzu dediğimizde dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispeti batıldır, yanlıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir söz söylemedi böyle bir eylemi yapmadı falan hadiseyi onaylamadı anlamına gelmekte. Pekala mevzu hadisler içerisinde manası doğru olan bazı hadislerde sözler de olabilir. Bu bizi bağlamaz. Biz hadis açısından olaya bakıyoruz. E, hadisin temel amacı e, tanımında da geçmiş olduğu gibi bu sözün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispetini araştırmaktır. Dolayısıyla zayıf hadis hakkında ve mevzu hadis hakkında yanlış bilinen bu telaki düzeltmemiz gerekiyor. Şunu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Daha sonra sayacağımız sahih li gayrihi, hasen li zatihi li gayrihi ve zayıf hadis türleri başta olmak üzere bu tanımlama içerisinde hadislerin felsefesini, mantığını anlayabilmek için sahih li çok iyi anlamak gerekiyor. Burada sahih li bizim için temel olan ölçüdür. En önemli mikyasımız, ölçümüz sahih hadistir. Bu sahih hadisten de lizati olanı kastediyoruz ve bu şartlardan herhangi birisinin kaybolması halinde yeni bir hadis türü ortaya çıkmış oluyor. Öyleyse sahih, hasen ve zayıf hadis türlerini anlayabilmek için bizim temel ölçümüz, mikyasımız sahih lizati olan hadisi doğru ve tutarlı bir şekilde anlamaktır. Peki sahih hadis ne demektir? Mattasale seneduhu senedi muttasıl olandır. Binaklil adli zabiti adalet ve zapt sahibi bir ravinin rivayet etmesiyle en mitlihi ila muntahahu başından sonuna kadar bu hadisin bu şekilde nakledilmesi gerekiyor. Min gayri şuzuzin ve la bu hadiste şaz ve illetin olmaması gerekiyor. Şuzuz ve illetin olmaması gerekiyor. Bu şüzüz, şaz, muallel olması ne demek? Bunlar üzerinde detaylı bir şekilde duracağız. Öyleyse tanım olarak sahih hadis dediğimizde adalet ve zap sahibi ravilerin muttasıl bir isnatla rivayet ettikleri şaz ve muallel olmayan hadistir. Şartlarımıza bakalım. Beş tane şart var burada. Bir, senedinin muttasıl olması gerekiyor. Kopukluk olmaması gerekiyor yani tabi'in, etbey tabi'in, tabi'in sahabe şeklinde ve Resulullah'a dayanması gerekiyor bu bağlamda. Senedinin muttasıl olması gerekiyor. Ravinin adil olması lazım. Ravinin zabıt olması gerekiyor. Rivayetin şaz olmaması gerekiyor. Rivayetin muallel olmaması gerekiyor. Peki senedin muttasıl olması ne demek? وَمَعَنَاهُ اَنَّ كُلَّ رَاوِنْ مِنْ رُوَاتِهِ kad ahazahu mubasharatan amman fawqahu. Her bir ravinin doğrudan doğruya bir üst raviden o rivayeti alması anlamına geliyor. Min evveli senedi ila muntahahu. Senedin başından bu şekilde başlayacak. Sonuna kadar bunun devam ediyor olması gerekiyor. Yani ittisalın olması gerekiyor. Hiçbir kopukluğun olmaması gerekiyor. Burada senedin başı dediğimizde kimi kastediyoruz? Örneğin Buhari, Etbev tabi'in, tabi'in ve sahabe şeklinde ise senedin başı Buhari'den başlamış oluyor. Ya da Müslim'den başlamış oluyor. Senedin başı bize doğru olan taraftır. Senedin sonu ise sahabeye, Resulullah'a doğru giden taraftır. Onun için senedin başı dediğimizde Resulullah'ı kastetmiyoruz. Resulullah Efendimiz burada bu örneğe göre senedin müntahası, sonu olmuş oluyor. Ravinin adil olması gerekiyor. Daha öncesinde adalet vasfından bahsetmiştik. Ravinin zapt sahibi olması gerekiyor. Bu zapta, zapt da Zaptı Sadır ve Zaptı Kitabet olmak üzere ikiye ayrılmakta. Rivayetin şaz olmaması gerekiyor. Şimdi bir rivayetin şaz olmaması ne demek? Şaz olması ne demek? İlk önce bunu anlamamız gerekiyor. Huve muhalefetü sıikati limen huve evsekü Sika güvenilir olan bir ravinin daha güvenilir olan bir raviye muhalefet etmesi. Elimizde iki ravi var. Birisi Sika yani güvenilir. Diğeri ise Evsak daha çok güvenilir. Eğer bu Sika dediğimiz ravi Evsak raviye muhalefet ediyorsa bu durumda bu rivayete şaz dememiz gerekiyor. Bazı kitaplarda Sika'nın Sika'lara muhalefeti de şeklinde bir ibare vardır. El-Hak bu da doğrudur. Yani Sika'nın efsak olan kişiye muhalefet etmesi anlamına gelmekte. Temel manası bu şekilde. Peki rivayetin muallel olmaması ne demektir? Bir hadiste illet varsa o hadise muallel demekteyiz. Gizli bir kusur anlamına gelmekte. Tabi bu gizli kusuru e, biz bulamayız. Bunu ancak muhaddisler keşfedebilir. Muhaddisler bunu fark edebilir. Öyleyse Say hadiste beş şartın olması gerekiyor. Senedinin muttasıl olması, ravinin adil olması, ravinin zabıt olması, rivayetin şaz olmaması, rivayetin muallel olmaması. Yani ittisal, adalet, zapt, şuzuz, muallel ya da illet. İttisal olması lazım. Senedinin muttasıl olması gerekiyor. Adalet, ravinin adil olması gerekiyor. Zapt, ravinin zabıt olması gerekiyor rivayetin şaz olmaması, yani rivayette bir şüzüzün olmaması gerekiyor. Sika olan bir ravinin efsak olan bir raviye muhalefet etmemesi gerekiyor. Ve nihayetinde rivayetin muallel olmaması gerekiyor. Bu illet çok detaylı bir konu. Daha sonra zaten detaylı bir şekilde bunu da işlemeye çalışacağız. Yani hadisin sıhhatini bozan gizli kusur anlamına gelmekte. Tabi gizli kusuru herkes bulamaz. Hafız dediğimiz hadis ilminde otoriter ol olabilecek vasfa sahip kişilerin bulabileceği bir kusurdur bu. Sahih hadis çeşitleri nelerdir? Çeşitlerinden bahsedelim. Burada <laughs> iki ayırmaktayız. Sahih hadisi, sahih lizati ve sahih li gayrihi. Az önce saymış olduğumuz bütün maddeler varsa arkadaşlar bu sahih lizati olmuş olur. Yani şu anda senedinin muttasıl olması, ravinin adil olması, rivayetinin zabıt olması, e, ravinin zabıt olması, rivayetinin şaz olmaması, rivayetin muallel olmaması gibi vasıflar hangi hadis türünü anlatıyor? Sahih lizati olan hadisi anlatmakta. Peki sahili gayri ne demek? Sahili gayri bu beş şart içerisinde özellikle üçüncü vasıfta sıkıntı olan bir raviden bize ulaşmış olan ravidir. E, rivayet türüdür. Evet bu beş şartı e, taşıyorsa zaten doğrudan sahil izahat olmuş olur. Ancak zapta hafif bir kusur varsa o hadis hasen hadis olmuş olur. Eğer kalkıp da hasen izahati artı hasen izahati olmak üzere iki hasen izahati hadisi bir araya getirirseniz sahih li gayri ortaya çıkmış olur. O zaman mantığımız şuna dayanıyor. Bu beş şart varsa hadisimiz sahih hadis olur. Bu beş şarttan özellikle zapt noktasında bir sıkıntı varsa hadis doğrudan doğruya hasen olmuş oluyor. Ancak hangi hasen türü tabi? hasen li zati olmuş oluyor. İki hasen li zati hadisi bir araya getirdiğimizde ise sahih li gayri ortaya çıkmış oluyor. Bu kadar basit bir e, tanımı var. Örnek olarak vereceksek bir örnek verelim. Örneğin Semi'tu Rasulullah qara'a fil mağribi bi tur şeklinde bir rivayet bize ulaşmış. Ravimiz diyor ki ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akşam namazında Tur suresini okuduğunu işittim diyor. Şimdi bu hadis sahih mi, hasen mi, zayıf mı, sahih li zatih mi, li gayri mi bakıyoruz, inceliyoruz. Evvela senedine bakıyoruz. Senedinde bir sıkıntı var mı? Yok. Senedinde bir sıkıntı yok. Peki ravilerde sıkıntı var mı? Yok. Cerh ve tadil uleması bu hadiste geçen bütün ravileri teker teker incelemiş ve bütün ravilerin adil olduğu sonucuna ulaşmıştır. Adil olduğu sonucuna ulaşmıştır. Cerh ve tadil uleması Abdullah bin Yusuf'u araştırmış. Bu ravinin sika olduğunu sonucuna ulaşmış. Malik bin Enes'i araştırmış, incelemiş, imam ve hafız olduğu sonucuna ulaşmış. İbn -i Şihab ez araştırmış, fakih ve hafız olduğu sonucuna ulaşmış. Muhammed bin Cübeyr'i araştırmış, sika olduğu sonucuna ulaşmış. Cübeyr bin Mut'im zaten kendisi sahabe. Es-sahabetu kulluhum udulun. Bütün sahabeler otomatik olarak adil kabul edilir. Yani biz sahabelerin ceh ve tadil faaliyetine, işlemine tabi tutmuyoruz. Ceh ve tadil işlemi tabi'undan e, başlar. Sahabe buna dahil değil, ancak tabi'un, etbev tabi'un bu tabakalarda ravi varsa biz bu ravi inceliyoruz, araştırıyoruz. Acaba adil midir, değil midir? Bunun araştırmasını, incelemesini yapıyoruz. Peki hadis şaz mıdır, değil? Peki hadiste illet var mıdır? Yok. İşte böyle bir hadise biz sahih li demekteyiz. Peki sahih li gayri ne demektir? Muhammed bin Amr var elimizde. An Ebi Selme, an Ebi Hureyre, an Resulallah, levla en eşşukka ala ümmeti, le amartuhum bi siwaki inde kulli salatin. en eşşukka ala ümmeti, ümmetime zorluk çıkartmamış olsaydım, le amartuhum bi misvak kullanmalarını emrederdim, inde kulli salatin, her namazda. Yani her namaz öncesinde, misvak kullanmalarını emrederdim. Şimdi bu neden sahili gayri oldu? Şundan dolayı. Muhammed bin Amr'dan dolayı. Muhammed bin Amr, i̇bn Salah'ın da ifade ettiği üzere, evet, bir sıdkı ve siyaneti, güvenilir birisi, sika birisi, ancak hafızasında bir sıkıntı var. Hafızasında bir sıkıntı olmasından dolayı da Hasan li gayrihi olmuş oldu. Peki ne şekilde Hasan li gayri olmuş oldu? Özür dilerim. Sah <laughs> <laughs> sahih li gayri olmuş oldu. Çünkü bu hadisi destekleyen başka hadisler de vardır. Öyle olunca böyle bir hadise biz sahih li gayri demekteyiz. Şimdi Hasan'a e gelince. Hasan'da lizat'i, Hasan'li Hasan li gayri olmak üzere ikiye ayrılır. Burada bir hadis eğer az önce göstermiş olduğumuz 5 beş şartın 5'ini taşıyorsa, senedi muttasılsa, ravi adil ise, ravi zabıtsa, rivayet, rivayet şaz değilse ve rivayette herhangi bir illet yoksa yani muallel değilse bu durumda sahih lizati olacağını söyledik. Kusurda yani hafızada ve zapta bir sıkıntı varsa bu durumda hadisimiz Hasan olmuş oluyor ancak iki Hasan hadisi bir araya getirdiğimizde Sahih gayrihi olmuş oluyor. Dolayısıyla bize böyle bir rivayet ulaşmış. Peki biz bu hadise neden Hasan demiyoruz? Çünkü bu hadisi destekleyebilecek olan başka hadis türleri de vardır. O hadislerde Hasan Lizati olmasından dolayı Hasan Lizati artı Hasan Lizati bir hadisi ne yapardı? Sahih gayri yapardı bu formülde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi Hasan'a geçtik. Dediğimiz gibi bu 5 şartın hepsi var ancak ancak 3. şarta bakınız. Burada ravinin zaptında hafif bir hafif bir kusur vardır. Ravinin zaptında hafif bir kusur olmasından dolayı böyle bir hadis hasen olmuş olur. Eğer tabi hasen lizati olmuş olur. Hasen lizati olmuş olur. Bu hasen lizati bir hadisi başka hasen lizati bir hadis desteklerse sahih li olmuş olur. Desteklemezse hasen Lizati olarak kalmış olur. Peki hasen li ne demektir? Hasen li gayrihi, zayıf artı zayıf iki zayıf hadisi bir araya getiriyoruz. Hasen li ortaya çıkmış oluyor. Evet. Buradaki bilgi de zaten hepiniz okuyorsunuz. İbnül Cevzi Hasen'i şöyle tanımlamış kendisinde bir miktar zayıflık bulunmakla birlikte sahih olmaya yakın hadis demiştir. İbn-i dihye adalet seviyesine ulaşmayan ancak fasık da olmayan ravinin rivayet etmesi sebebiyle bir miktar zayıflığı bulunmakla birlikte sahih olmaya yakın hadis şeklinde tarif etmişlerdir. Ancak en meşhur tarif İbn Hacer el-Askalaniye aittir. Örneklerine bakalım. Şimdi bu hasen lizati olmuş oluyor. Az önceki gö göstermiş olduğumuz hadis. Yani bunu bu şekilde ele aldığımızda hasen lizati olmuş oluyor. Muhammed bin Amir bin Ebi Seleme'den bir rivayet bize ulaşıyor. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle en اَنْ اَشُقَ عَلَى le لَاَمَارْتُهُمْ بِسِوَاكِ عِنْدَ كُلِّ salâtin. Az önce zaten sahih liza, li bahsederken ne demiştik? İki hasen lizati hadisin toplanması neticesinde sahili gayri ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu hadis zaten otomatik olarak hasen lizati olmuş oldu. Doğru mu? Yani bu hadis zaten hasen lizati olmasaydı sahih li gayri olamazdı. Hasen lizati olması gerekiyor ki iki hasen lizati bir araya gelsin ve bize sahih li gayri olan bir hadisi versin, bahşetsin. Onun için bu hadis zaten hasen lizati olmuş oldu. Bu örnekten de anlamış olduğumuz gibi hiçbir sıkıntı yok ravilerde. Sadece bakınız ancak lakin Muhammed bin Amr bin Alkame'de hafif bir zapt sorunu var. Peki Hasan li gayri ne demektir? Hasan li gayri arkadaşlar. İki hadisi, iki zayıf hadisi bir araya getirmek suretiyle oluşturmuş olduğumuz bir hadis türü olmuş oluyor. Bunu Hasan li gayri diyoruz. Ebu Yahya İsmail bin İbrahim et Şöyle bir rivayet var. حق على المسلمين أن يغتسلوا كل الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإنه فإن لم يجد فالماء له şeklinde bir hadis bize ulaşmış. Bu hadisi araştırıyoruz, inceliyoruz. Ebu Yahya İsmail bin İbrahim Etteymi'nin sıkıntılı bir ravi olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Bu rivayet rivayet otomatikmen zayıf olmuş oluyor. Ancak bu hadisi destekleyecek başka zayıf hadisler olmasa ise bile buna da hasen li demiş oluyoruz. Bir özet daha geçeyim isterseniz. Bütün bu şartlar varsa sahih hadis olmuş olur. Bütün bu şartlar varsa, bu, bu beş şartın beşi de varsa böyle bir rivayete sahih hadis diyoruz. Hem de lizati olan. Ancak hafif bir zapt sıkıntısı varsa hasen olmuş olur. İki hasen lizati bir araya getirdiğimizde ise sahih li gayrihi olmuş olur. Dolayısıyla sahih lizatihi hadisi anlamadan haseni anlamak mümkün değil. Hasen lizatihi hadisi anlamadan da sahih li gayri hadisi anlamak mümkün değildir. Peki hasen li gayri demek iki zayıf hadisin birleşmesiyle meydana gelen hadis türü olmuş oluyor. Böylelikle bu dersimizi de bitirmiş oluyoruz. Daha sonraki dersimizde ravi konusunu işlememiz gerekiyor. Çünkü ravi bizim için önemli bir ölçü. Ravideki herhangi bir sıkıntı birçok hadis türünü ortaya çıkartacak. Bu meyanda sonraki dersimizde inşallah ravi tabakalarını detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Özellikle burada metaini aşere konusu önemli. Çünkü metain-i göre hadisleri biz sınıflara ayırıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemi.